Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cumamızı mübarek kılsın. Cenab-ı Hak bu mübarek cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur ihsan eylesin. Bu vesileyle bütün ölmüşlerimize Mart ayında olmamız hasebiyle Çanakkale şehitlerimize ve tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin inşallah. Bugünkü dersimizde inşallah manevi bir atmosfere girmek üzereyiz. Çarşamba gün nasip olursa 3 ayların başlangıcı, Perşembe günü de yani Cuma günü akşamda mübarek Regaib Kandili. Biliyorsunuz bu 3 aylar adeta müminler için bir fırsat ayları. Cenab-ı Allah'ın bütün ayları, bütün günleri kıymetlidir ama 3 ayların kıymetini bize anlatan sevgili Peygamberimiz onlara ayrı bir önem, ayrı bir ehemmiyet göstermemizi bizden istiyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları inşallah. Rabbim şimdiden erişmeyi, sağlıkla, afiyetle o ayları ihya etmeyi, o ayların hakkını vermeyi, o ayları bizden razı olarak ayrılmayı nasip eylesin inşallah. Tabii Yüce Rabbimiz kullarını Kur'an-ı Kerim'inde, sevgili Peygamberimiz de hadislerinde pişmanlık duymasınlar diye, nedamet içinde olmasınlar diye ayetlerle ikaz eder, uyarır. Bu uyarıları birbirimize aktarmamız, birbirimizi bu uyarılardan haberdar etmemiz hepimizin boynunun bir borcu. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Zümer suresinde ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en ye'tiyekumul azabu sümme la tunsarun. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Yani azap tufanına yakalanmamak için kendisine dönmemizi ve ona teslim olmamızı istiyor ki zaten Müslüman teslim olan anlamında, anlam olarak. Sonra sümme la tunsarun. Sonra size eğer böyle yapmazsanız, yani Rabbinize dönmez, ona teslim olmazsanız
size yardım da gelmez, yardım edilmez. Farkında olmadan, azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, nedir o? İndirilenler, biliyorsunuz Cenab-ı Allah yeryüzünü hiçbir zaman ne peygambersiz ne de kitapsız bırakmamış. Kur'an-ı Kerim son indirilen, Kur'an-ı Kerim'den önce indirilenler de var. Fakat son, kıyamete kadar mükemmel kitap, indirilenin en güzeli. Ona uyun. Ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerden idim demesin. Yahut da Allah beni doğru yola iletseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut da azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Ve Cenab-ı Allah şöyle diyecek diyor. Hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve onları reddettin. Reddedicilerden oldun diyecek. Şimdi muhterem cemaat, bu ayetler bize hani o gün pişmanlık olmasın, o gün üzüntü olmasın, mahcubiyet olmasın, rezillik olmasın, o gün boynumuz bükük kalmasın, yüzümüz kara çıkmasın diye Cenab-ı Allah'ın uyardığı, ikaz ettiği temel ilkelerden bir tanesi bu ayet. İndirilenlerin en güzeline uyun diyor. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Yoksa diyor, yardımsız kalırsınız, ortada kalırsınız, hiç kimse sizi kurtaramaz demeye getiriyor ayet-i kerime. Biliyorsunuz bizim dilimizde tedbir diye bir kavram vardır, tedbir. Şimdi tedbir nedir? Bu tedbir dünyevi olarak da kullanılır, uhrevi olarak da kullanılır. Mesela işte bir adamın ömrü boyunca bir şeyler tasarruf ederek çalışamayacağı günler için onu biriktirmesi bir tedbirdir. Veyahut da bir kişinin işte sigortasını yatırması, Bağkur'unu yatırıp ondan sonra da şimdi güçlüyüm, kuvvetliyim ama yarın güçten düşerim, kuvvetten düşerim, o zaman kimsenin eline avucuna bakmayayım diye bir çaba içerisinde olması bir tedbirdir, değil mi? Şimdi nasıl ki iki insan düşünün, birisi düzenli olarak tedbir almış, sigortasını yatırmış, Bağkur'unu vesairesini yatırmış. Sorulduğunda diyor ki falanca zamanda inşallah emekli olacağım ve artık çalıştıklarımın semeresini, karşılığını yavaş yavaş alacağım ve rahat edeceğim. Öbür bir tanesi de diyor ki ben de olacağım. O da ona diyor ki sen nasıl olacaksın? Sen sigorta yatırmazsın, Bağkur bir şey yatırdığın yok. Nasıl olacaksın? Olacağım. Şimdi bu örneği niye veriyorum? Kıyamet gününde primlerini yatırmadan cenneti bekleyenler var. Cennet ümidi içinde olanlar var. Ne demek primleri yatırmak? İşte şu cuma namazımız başta olmak üzere. Ezanlar çağırdığında, hayya alessalah dediğinde camilere gelip boyun bükenler veyahut da evinde namaz vaktini unutmadan, ya bak işte öğleyi kılmadım, ikindiyi kılmadım, kılıvereyim, kılayım, bu benim borcumdur diyenler
Aynı işte ahirete primini yatıranlardır. Ramazan geldiğinde orucunu, hac vazifesi varsa haccını, zekat borcu varsa borcunu, kefaret varsa üzerinde yemin etmiş veyahut da bir şey yapmış, yalan işte bir şeyler olmuş. Bütün bunlardan dolayı üzerinde kefaret borcu var. Bunları ödeyenler ne yapıyor? Bunlar primlerini yatırıyor. Ahiret primi denir buna. Karşılığını görecek mi? Görecek inşallah. Neden? Biz şuna inanıyoruz. Cenab-ı Allah hiçbir kimsenin hiçbir yaptığı ibadeti, emeği, hayrı zayi etmez. Cenab-ı Allah'ın temel ilkesidir. Hiç kimsenin fedakarlığı, hele hele din uğrunda, ibadet uğrunda gösterdiği fedakarlığı karşılıksız kalmayacaktır. Bu Cenab-ı Allah'ın vaadidir. Onun için Rabbim bizleri böyle tedbirli yaşayanlardan eylesin. Dünyevi konularda tedbiri çok adamın. Çok güzel tedbirleri var. Adam öyle çalışıyor dünyevi işler için. Torununu bırak, belki de 7 sülalesine bakacak tedbir bırakmış geride. İmkan bırakmış geride. Akıllı adam. Ama aynı akıllı kişi ahiret hususunda bırakın 7 sülalesini, kendini kurtaracak kadar bile tedbir bırakmamış. Ya şimdi kim akıllı? Hangisi akıllı? Ne olacak? Yani geride bıraktığın bunca servet, bunca imkan seni ahirette kurtarmadıktan sonra bu nasıl akıllılık? Bunun neresi akıllılık? Biliyorsunuz Cenab-ı Allah herkese önce kendi hesabını soracak. Ondan sonra üzerinde sorumluluğumuz olan eşimiz, ehlimiz yani, çoluk çocuğumuzun hesabını soracak. Ama önce kendi hesabımızı vereceğiz. Rabbim bu tedbir hususlarında kendini tedbirli olarak güzel hazırlık içinde olanlardan eylesin. Gaflet içerisinde eylemesin. Şöyle buyuruyor Rabbimiz: Allah inne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâb ve huve yetevelles sâlihîn. Çünkü benim diyor velim, kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder. Muhterem cemaat, veli, dost, arkadaş, seven, yardım eden, koruyup gözeten, birinin işini üzerine alan, idare eden gibi anlamlara gelir. Biliyorsunuz çocukların da okuldaki sorumluluğu kimin üstündeyse ona ne denir? Veli denir. Bazen baba olur, bazen anne olur, bazen dede olur, değil mi? Veli kavramı dost, arkadaş, koruyan, gözeten, birinin işini üzerine alan anlamlarına geliyor. Şimdi müminlerin velisi bu ayete göre kitabı, Kur'an'ı indiren Rabbimizdir. O ve huve yetevelles salihin. O bütün salihlere velilik eder diyor. Şimdi burada salih kavramı önem kazanıyor. Bütün gayretimiz salih kul olma gayreti içerisinde olmalı. Bütün gayretimiz. Salih kul ne demek? Faydalı, verimli, hayırlı, itaatkar, Rabbinin emirlerine boyun eğen, peygamberinin tavsiyelerine
kulak veren kişilere salih denir. Salih kişi denir. Bir de gayr-ı salih vardır. Gayr-ı salih. Salih olamayan. Salih olamayan şu anlama gelir. Cenab-ı Allah'a kulluk vazifelerini düzgün yapmadığı gibi insanlara da insani ilişkilerde hiçbir hayrı yok, hiçbir faydası yok. Faydasız. Bunlara da gayr-ı salih denir. Şimdi Cenab-ı Allah bizleri salihlerden eylesin. Çünkü ayet açık ve huve yetevelles salihin. Allah salih kullarının velisidir diyor. Bakın bu salih kul olmak muhterem cemaat biraz fedakarlık istiyor. Salih faydalı olmak, özverili olmak demek. Fedakar olmak demek. Hangi konuda? Özellikle iki hususta. Bir, yaratıcısıyla olan münasebetinde faydalı olmak. Yani Cenab-ı Allah'ın karşısında Cenab-ı Allah'a muhtaç olduğunun çok iyi bilincinde olmak. Birinci şart bu. Ben Cenab-ı Allah'a muhtacım. Ben Cenab-ı Allah'sız yapamam. Onu nasıl kırarım? Onun dediklerini nasıl yapmam? Onun benden isteklerini nasıl geri çeviririm? Diyorsa bu birinci aşamayı geçmiş demektir. İkinci aşama kulların kullarla olan hukuku var. İnsanlarla olan hukuku var. Burada da hepimize birbirimizin insani ödevleri var. Vazifeleri var. Değil mi? Bu insani vazifeleri de herhangi bir hak oluşmayacak tarzda yürütebiliyorsak, yani insanlar bizden muzdarip değilse, İnsanlar bizden hayır görüyorsa, fayda görüyorsa ve insanlar diyorsa ki ya bu adam faydalı bir adam, Allah razı olsun diyorsa, ikinci aşamayı da geçmişiz demektir. İşte o zaman o kişiye salih damgası vurulabilir. Rabbim hem yaratıcımıza olan ödevlerini yerine getirenlerden, hem de hem cinslerimiz olan insanlığa veyahut da mahlukata diyelim. Yani hayvanat olsun, bitkiler olsun. Cenab-ı Allah'ın yarattığı her şeye karşı saygılı olan, görevini bilenlerden eylesin. Böyle olursak işte bu kişiye salih kişi denir. Tabii ki Cenab-ı Allah salih kişileri salaha kavuşturur. Salah ne demek? Yani güzellik, huzur, barış ortamı, sulh ortamı. O da neresidir? Cennettir. Salihlerin yurdu neresidir? Cennettir. Salihlerin bulunacağı mekan neresidir? Cennettir. Rabbim hepimizi o sulh mekanına, sükun mekanına talip olanlardan eylesin. Cennet için hakikaten sulh mekanı diyebiliriz. Niye? Çünkü cennette biliyorsunuz kavga, dövüş, gürültü, patırtı, niza, tartışma dahi olmaz. Nereden biliyoruz? Nebe suresinde cennetin özellikleri tarif edilirken لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَوَّا وَلَا تَأْس۪يمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. Orada cennette boş bir lakırtı, boş bir söz olmaz. Ancak اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. Ancak insanlar birbirine selam ve barış, esenlik dilekleri içerisinde huzur temenni ederler diyor. Şimdi hakikaten cennet böyle tarif edilmiş. Şunu anlayabilir miyiz?
Bu surede cennet tarif edilirken orada herhangi bir boş laf, lakırtı, kafa ağrıtıcı söz işitmezler dendiğine göre dünyada bir ev düşünün, bir iş yeri düşünün. Hiçbir boş laf, boş lakırtı, dedikodu şu bu yok. O zaman bizim evimiz veyahut da iş yerimiz, bulunduğumuz mekan cennete benziyor mu? Benziyor. Nerede boş laf var? Nerede boş lakırtı var? Nerede gürültü patırtı var? Orası cennetten uzak mekan. Cennete benzemiyor orası. Nerede gürültü patırtı yok? Nerede böyle dedikodu veyahut da kalp kırıcı, gönül kırıcı söz yok? İşte orası nereye benziyor? Cennete benziyor. Rabbim hepimizin evini, iş yerini, yerini, yurdunu cennet eylesin inşallah. Hepimizi o boş lakırtılardan, boş laflardan uzak, kafamızı şişiren boş laflardan uzak bir arkadaş çevresiyle ömür sürmeyi nasip eylesin inşallah. Maide suresinde yehdi bihillahu men ittaba'a ridvanehu sübüles selami ve yuhricuhum minez zulümati ilen nuri biiznihi ve yehdihim ila sıratın müstakim. Allah diyor, rızası peşinde koşanları selamet yollarına iletir. Bir defa biliyorsunuz, Müslümanın en büyük hedefi, en büyük gayesi rıza-i ilahi, Cenab-ı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak olmalı. Ne iş yaparsa yapsın. Zaten bizde en güzel dua budur. Bir adamdan iyilik gördü mü, hayır gördü mü, fayda gördü mü, ne diye dua eder? Allah senden razı olsun. En güzel dua budur. Bu duadan daha güzel neredeyse bir dua bulunmaz. Onun için bizim milletimiz zaten bunu çokça kullanır, bu duayı. Allah'ın rızası peşinde olursa bir insan yaptığı işten neşe duyar, haz duyar, mutluluk duyar, huzur duyar, ferahlık hisseder. Niye? Çünkü o işin sonunda Allah rızası var. Zaten eğer Allah rızası duygusu bizde yerleşmese, Allah rızasına bizim milletimiz talip olmasa bu camiler nasıl yapılacak? Bu kadar eserler, bu kadar hayır müesseseleri nasıl yapılacak? Zaten bir adam eğer bu müesseselerde, bu camiler olsun, kurslar olsun, hayır kurumları olsun yani, orada bir 5 kuruşu varsa onun derdi, onun tasası, onun gayesi Allah rızasıdır. Ecdadımız buna çok önem vermiş. Mesela işte biliyorsunuz, insanların faydasına olacak çeşmedir, yoldur, köprüdür. Yani eski mahrumiyet zamanlarda diyelim. Bunu yapmış adam, bunu bir münafık, bir inanmayan kişi anlayamaz. Mesela bir insan bolca hayır yapıyor. Bu inanmayan bir adam için çok saçma bir iş. Adam enayi ya, şuna bak. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Kime göre bu? İnanmayana göre. İnanana göre ne şanslı adam ya. Ne kıymetli insan ya. Görüyor musun? Bak, Cenab-ı Allah'ın verdiğini onun rızasını kazanmak yolunda döküyor adam, harcıyor adam. Ne mutlu bu adama. Zaten biliyorsunuz, haset, gıpta diyelim, haset,
kötü bir alışkanlık, gıpta etmek diye bir şey var ya. Haset yasaklanmış. Ama gıpta etmek iki hususta serbest bırakılmış. Nedir o? Birisi Allah yolunda malını, mülkünü harcayan bir insana gıpta etmek tavsiye edilmiş. Niye? Buna gıpta et de onun gibi ol. Onun gibi olmaya çalış. Ya ne güzel bak, adam ölmeden hayrını, hasenatını yapıyor. Ne güzel adam ya, akıllı adam. Bir de bu birincisi. İkincisi, Cenab-ı Allah bir insana ilim vermiş, irfan vermiş. O kişi de ilmini saklamıyor. İçinde o ilimle böyle gezmiyor. Ne yapıyor? İlmi aktarıyor. Duymayanlara, bilmeyenlere illa ilim camide aktarılacak diye bir şey yok ya. İlim kahvede de aktarılır. İlim dost meclislerinde de aktarılır. İlim akşam oturmalarında da aktarılır. İlim her yerde aktarılır. Adam duyduğu bir güzel ayeti, bir güzel hadisi, bir güzel menkıbeyi veyahut da bir güzel sahabenin örnek davranışını veyahut da evliyaullah dediğimiz Allah dostlarından kıymetli bir kişinin örnek bir davranışını adam aktarıyor bir yerde. Bu da ilmini yaymak anlamına gelir mi? Gelir. Hiç kimseye aktaramıyorsan, şu cuma namazına gelemeyen nice evlerde hanımefendiler var. Aslında camilerimiz müsait olsa belki de gelirler. Biz o yönden çok şanslıyız erkekler. Cuma günleri bari gelip bir vaaz dinliyoruz. Bir nasihat dinliyoruz. Kursa gidemeyen, böyle bir sohbet meclisine katılamamış nice annelerimiz, ablalarımız var. Eve gittiğimizde duyduğumuz bir güzelliği eşimize bile anlatmak veyahut da bizi dinleyecek bir evladımız olur, yeğenimiz olur, çalışan bir çırağımız olur, kalfamız olur, bir dostumuz olur, bir çay ikram ederiz ama o çayın yanında ona birkaç kelam. Bu da bir ilmi aktarmak anlamına gelir mi? Evet gelir. O zaman işte bu adama da gıpta edilir diyor. Bu adama da gıpta edilir. Niye gıpta edilir? Onun gibi olasın diye. Yani öyle çatum, sır küpü gibi. Sende bir sürü ilim var. Maşallah okumuşsun, etmişsin, tahsilini yapmışsın ama mübarek ağzını bıçak açmıyor. Hiçbir yerde bir kelime konuşmuyorsun. Bir kelime bir yerde anlatmıyorsun. İçine kapanmışsın. Böyle olma. İşte bu kişiye gıpta et. Ona karşı de ki ben de böyle olmalıyım. Adam bak ne güzel anlatıyor. Dili döndüğü kadar anlatıyor. Hiç kimse kınanmaz. Bakınız hiç kimse kınanmaz. Hiç kimseye de şöyle deme hakkımız yok. Ya kardeşim hacı değilsin, hoca değilsin, sana ne oluyor deme lüksümüz de yok. Niye? Çünkü bu işi anlatma görevi sadece hacıya, hocaya da verilmemiş canım. Hepimize verilmiş bu vazife değil mi? Dili döndüğü kadar. Öyle insanlar var ki emin olun bizden de iyi anlatıyor, hocalardan daha iyi anlatıyor. Öyle insanlar var. Peygamberimizin hadisi var. Allah diyor, Allah benim sözümü duyup da benim sözümü duymayan bir kişiye aktaranın yüzünü ak etsin diyor. Yüzünü ağartsın kıyamet günü diyor. Bu ne demek? Bu çok güzel bir müjdedir, güzel bir ödüldür. Nice insanlar var. Aa, peygamberimiz de böyle mi demiş ya, ben duymadım. Peygamberimiz demek böyle mi söylemiş ya, benim haberim yok diyecek toplumda bir sürü insan var değerli kardeşlerim. Biz emin olun müminlere din anlatıyoruz, Müslümanlara din anlatıyoruz. Bir de anlatmamız gereken henüz camiye teşrif etmemiş,
Cuma'ya gelmeye henüz tenezzül buyurmayan birçok kesimler var. Onlara kim anlatacak? Hep beraber anlatacağız. Hepimizin dili döndüğü kadar bunları anlatacağız inşallah. Nerede anlatacağız? İş yerimizde anlatacağız. Kahvede anlatacağız. Değil mi? Dost meclislerinde anlatacağız. Susmayacağız. Niye? Bu müjdeye muhatap olmak için. Ne diyor Peygamberimiz? Benden bir sözü, bir hakikati, bir güzelliği duymayan birisine aktaranın yüzünü ağartsın diyor. Bundan daha güzel müjde var mı? Hangi birimiz istemeyiz mahşer gününde Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o gün diyor bazı yüzler vardır simsiyahtır diyor. O gün bazı yüzler de diyor bembeyazdır. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. Allah hepimizi yüzünü ağartanlardan eylesin. Mahşer gününde böyle kapkara kesilip kara bir vaziyette yani işte hani insan ne zaman kararır? Suçlu olduğu zaman kararır. Hani çocuk bir suç işledi mi kızarır, bozarır böyle. Kapkara kesilir ya. Şimdi suçluları tipine bakarak bile anlıyor. Kriminal gelişti. Adamın kalp atışlarına bakıyor, yüzüne bakıyor, göz bebeklerine bakıyor. Adamın suçlu olduğunu anlıyor. Teknoloji o kadar gelişti. Kan dolaşımına bakıyor. Göz bebeklerinin küçülmesine, büyülmesine bakıyor. Adamın suçlu olduğunu anlıyor. Bu kadar gelişti şimdi her şey. İşte tasvir ediyor Cenab-ı Allah. O gün bazı insanlar yüzü ağaracak, bazıları kararacak. Kararacak olanlar kim? Mahcup, perişan. Vazifelerini düzgün yapmamış. İbadetlerini savsaklamış. Sonra yaparım demiş. Daha vakti var demiş. Onu da ömrü yetmemiş. Pişman, perişan. Ne yaparız şimdi biz? Bu işin içinden nasıl çıkarız? Bugün büyük gün. Bizi kim savunur? Kim korur? Bize kim şefaat eder? Peygamberin şefaatini bekliyor ama peygamberine ilgi duymamış ki hiç. Peygamberin sözüne hiç ilgi duymamış ki. Öyle bir beklentisi de boşa çıkacağını biliyor. Kapkara kesiliyor. Ama öbür türlü hizmet etmiş. Dinine hizmet etmiş. Dinini yaşamış. Dininin gereklerini uygulamaya çalışmış. Hem de uygulatmaya çalışmış. Kendi yaşamış. Bir de çevresindekilere de o güzellikleri telkin etmiş. Anlatmış. Bakın kardeşlerim, böyle güzel işler yapalım. Sizin yaptığınız işler yanlış. Sizin gittiğiniz yol çıkmaz sokak. Bu haramlarla bir ömür geçirmeyin. Bu haramları işleyenler hep perişan oldu. Hem dünyada rezil oldu, hem ahirette rezil olacak. En kötüsü de ahirette rezil olmak diyerek insanlara uyarmaya devam etmiş. İşte bu adamın yüzü o gün ağaracak inşallah. Rabbim böyle olanlardan eylesin. Yine onları diyor izniyle ve yuhricuhum min az-zulumati ila'n-nuri bi iznihi ve yehtihim ila sıratin müstakim. Karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir diyor. Şimdi muhterem cemaat, İslam'ın dışındaki, imanın dışındaki her türlü, daha doğrusu İslam'ın müsaade etmediği, imanın müsaade etmediği her türlü yaşantı karanlık yaşantıdır. Müslüman adam için, Müslüman kişi için bir şey İslam'a uygunsa baş üstünde. İmana uygunsa baş üstünde, o aydınlıktır. İslam'a uymuyorsa, imana uymuyorsa o karanlıktır, zulümattır, onun sonu hayır değildir. Onun için Rabbim hepimizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın ve bizleri
dost doğru bir yola iletsin inşallah. Dost doğru bir yol deyince ne aklımıza geliyor? Herkes benim yolum doğru diyor. Değil mi? Ama Cenab-ı Allah bunu bildiği için dost doğru yol diyor. Ne demek dost doğru yol? Bu doğrunun da en doğrusu. Yani sırat-ı müstakim diyoruz ya. Sırat-ı müstakim Cenab-ı Allah'ın gösterdiği yol. Muhterem cemaat, bazı insanlar şöyle zannediyor. Yani dünyada böyle hoyratça, serbestçe, özgürce, kafama göre kuralsız, nizamsız, çizgisiz bir yaşam sürdüreyim. Bu bana özgürüm ben. Ben özgürüm, ben her şeyi yaparım. İyi de muhterem cemaat, Cenab-ı Allah bizi o manada özgür bırakmamış ki. Cenab-ı Allah bize neyi nasıl yapacağımızı gösteren peygamber göndermiş. Yetmemiş, o peygamberin de eline kitap göndermiş. Değil mi? Hem kitap hem peygamber. İki tane mühim ölçü var, referans var, rehber var. Peygamber göndermeseydi, kitap da vermeseydi o peygamberin eline, o zaman böyle free bir yaşam, böyle serbest bir yaşam, kafamıza göre bir yaşam geliştirme yapabilirdik. Ama peygamber göndermiş, kitaplar göndermiş. O kitabın içinde neyi nasıl yapacağımıza kadar yazmış, yazmadığını da peygamberine söylettirmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de tefsiri var. En güzel tefsir bizzat peygamberimizin kendisidir. Bizzat peygamberimizin sözleridir. Yani hatta bakın şu da sadece kitap gönderseydi, peygamberi de bizim gibi beşer insanlardan değil de bir melek gönderseydi, o zaman biz yine itiraz ederdik. Derdik ki ya Rabbi, senin bu gösterdiğin ilkeler, hedefler, yaşantı bu melek bu yapabilir. Ama biz insanız. Biz nasıl yapalım der, yine kaytarmanın yollarını arardık. Ama öyle yapmamış Cenab-ı Allah. Bizim gibi bir beşer, içimizden birisi, bir peygamber, aynı bizim gibi yaşayan, bizim gibi yiyip içen, bizim gibi evlenen, bizim gibi çarşıdan pazardan alışveriş yapan mütevazi bir peygamber göndermiş, seçmiş göndermiş. Ve onu bize model olarak, hani prototip diyoruz ya, model, örnek olarak göstermiş. İşte benim bu kulum neyi nasıl yapıyorsa siz de öyle yapın, fayda bulun, öyle yapın, kurtulun demiş. Öyle yapmazsanız zelilliğe düşersiniz, sıkıntıya düşersiniz, kedere düşersiniz demiş. Onun için işte sırat-ı müstakim deyince aklınıza bunlar gelsin. Kendi kafamızdan yol icat etmeyelim. Biz kimiz ki? İnsanoğlu ömrü boyunca hata yapan bir varlık. 40 yaşına kadar bir şey yapıyor. Sonra 40 yaşında o işin yanlış olduğunu anlıyor. Bu sefer başka bir şeye dönüştürüyor. İnsanoğlu böyle bir varlık. Ama bizim deneme yanılma yaparak doğruyu bulmaya ömrümüz mü var? Biz Nuh peygamber gibi 1000 yıl mı yaşayacağız? İşte yaşayacağımız belli. Türkiye istatistikleri belli. Bizim daha kendi kafamıza göre yol icat etmeye, iş icat etmeye gerek var mı? Ne yapacağız? İşte önümüzde tertemiz, noktası değişmemiş Kur'an. Tertemiz, bozulmamış sünnet. Peygamber Efendimizin siyeri nebisi ahlakı.
Tabi ol, kurtul. Ona tabi ol, kurtul. Bizim bu en büyük hedefimiz, sırat-ı müstakime ulaşma noktasındaki gayemiz bu olmalı muhterem cemaatimiz. Rabbim nurlu yolundan, sırat-ı müstakiminden bizleri ayırmasın inşallah. Biliyorsunuz mübarek bir iklime doğru yaklaşıyoruz. Nedir? Önümüzdeki çarşamba 3 aylar başlıyor. Perşembe günü de, yani cuma akşamı da Regaib kandilini idrak ediyoruz. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili. Bu aylar bize az önce bahsettiğim sevgili peygamberimiz tarafından bize dikkat çekilmiş. Bu aylara önem göstermemiz istenmiş. Cenab-ı Allah'ın bütün ayları kıymetlidir. Bütün günleri kıymetlidir. İnsan için an kıymetlidir, an. Kıymetsiz bir zaman yoktur. Çünkü bizim hangi anda, hangi zamanda, hangi faziletli bir işi yapıp da cenneti garanti edeceğimizin bir garantisi yok elimizde, değil mi? İnsanoğlu bir gün, bir an, bir zaman diliminde öyle hayırlı bir iş yapar ki Cenab-ı Allah'ın rahmetini çeker, cennetini garantiler, değil mi? Bütün zamanlar kıymetlidir. Ama kıymetin de kıymeti var. İşte Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı. Bu aylar gelince sevgili peygamberimiz bu aylarda bizim biraz yoğunlaşmamızı istiyor. Bu aylarda biraz daha maneviyata yapışmamızı, maneviyattan uzak yaşantı içinde olanların da bu ayları fırsat bilerek daha önceki işlemiş olduğu günahlarını, hatalarını affettirmenin fırsat günleri olduğunu bize bildiriyor. Tabii peygamberimizin bu aylarla alakalı çok güzel sözleri var. Ama bir de duası var. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi diyor peygamberimiz, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl, bize bereketli kıl ve bizi salimen, ganimen huzur içerisinde Ramazan'a ulaştır. Bu duayı peygamberimiz çokça yapmış. Bunu Türkçe de yapabiliriz. İnşallah bu duayı dilimize şimdiden alıştıralım. Tabii Recep ayında iki tane mübarek gece var. Birisi Regaib gecesi. Regaib demek rağbet olunan, bol ihsan ve değerli hediyeler saçılan gece demek. Rağbet. O geceye yani bir ayrı önem verilmiş. Peygamber Efendimizin bizzat hadisinde geçen ifade, ibadet, taat ve hayırlı işlerde biraz daha gayret gösterilmesi istenmiş. İkincisi yine bu Recep ayında 27. gecesine geliyor. Miraç gecesi var. Tabii ki bu gecede de biliyorsunuz sevgili peygamberimizin Miraç gecesinde onları ayrıca anlatacağız. Büyük lütuflar, büyük faziletler. Döndüğünde şöyle dediği, benim bildiklerimi, gördüklerimi bilseydiniz az gülerdiniz, çok ağlardınız dediği bir gece. Miraç gecesi de bu gece, bu ayda oluyor. Tabii ki yine Şaban ayında Beraat gecesi var. Ramazan ayında Kadir gecesi var. Bin aydan hayırlı. Bütün bunlar bizim için emin olun fırsat günleri, fırsat geceleri. Bizim gibi günahkar, aciz, ömrünü boş işlerde israf etmiş, boş ve lüzumsuz işleri çok yapmış ama faydalı ve salih işlere fazla vakit ayıramamış insanlar için af geceleridir, fırsat geceleridir. Tabii Peygamber Efendimizin
geceyle alakalı biliyorsunuz bize farz olmayan ama peygamberimize farz olan teheccüd namazı meselesi var. Peygamberimize bizzat farz, bize ise sünnettir. Çok faziletli bir namazdır. Yine Rabbimiz kaliteli Müslümanları, iyi Müslümanları överken geceleri pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde istiğfarda bulunurlardı buyuruyor. Ve bil esharihim yestağfirun. Seher vakitlerini istiğfarla geçirirlerdi. Muhterem cemaat, biz günümüzde uyumayı da pek beceremiyoruz. Uyunmaması gereken zamanda uyuyoruz, uyunması gereken zamanda uyumuyoruz. Öyle değil mi? Düzgün uyumayınca da, gecemiz düzgün olmayınca sabahımız da düzgün olmuyor. Zamanında da kalkamıyoruz. Ve çok kıymetli bir namaz olan bazen sabah namazını bile kılmıyoruz. Şimdi hani aslan yatağından belli olur diye bir söz var ya, Müslümanın aslında bazı işleri yatağından geçer. Nedir o? Müslüman güzel bir şekilde vaktinde uyuyup, vaktinde de kalkıp sabahın ve seherin o bereketinden istifade etmesini bilmelidir. Ama maalesef işte bir kültür diyelim veyahut da bu televizyonların bize getirdiği bir şey diyelim. Gecenin yarısına kadar insan uyumayınca bu esnada da sabah namazını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Muhterem cemaatimiz, 3 aylar rahmet mevsimidir, rahmet dilimidir. Bu aylar bizi düşünmeye sevk etmeli. Neyi düşünmeliyiz? Ömrümüzü şöyle masaya koymalıyız. Analiz etmeliyiz. Bizim ömrümüz şimdiye kadar nasıl geldi, bundan sonra nasıl gidecek? Ve bu ömür, bu yaşantı bizi kurtarır mı, bizi kurtarmaz mı? Bunların analizlerini yapacağız inşallah. Yine 3 ayların geldiği şahsımızda belli olduğu gibi evimizde, iş yerimizde, sokağımızda, caddemizde de belli olacak. Herkes uzaktan bakan, 3 aylar gelmiş. 3 ayların manevi atmosferine girmişiz. Manevi iklime kavuşmuşuz. Duygusunu, algısını verebilmeliyiz. Tamam, 3 aylar bana geldi, size geldi. Ama eve gelmedi, sokağa gelmedi, iş yerine gelmedi. Anlamı var mı? Anlamı yok. Toplumsal olarak 3 ayların geldiği hissetmeliyiz ve hissettirmeliyiz. Adeta bir Müslüman olarak bu aylarda bizim şefkatimiz, bizim merhametimiz, bizim güzelliğimiz daha da artmalı inşallah. Rabbim bizim bu güzel duygularımızı sokağımızda, mahallemizde, çarşımızda, pazarımızda yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin inşallah. Özellikle bu 3 ayların başlangıcı olan inşallah çarşamba gününü kaçırmayalım. Bu farkı evde fark ettirelim. Nasıl fark ettirirsek. O gün mesela oruçla başlayabiliriz güne. Veyahut da eşimize, dostumuza bir tebrik mahiyetinde, ey millet haberiniz olsun, 3 aylarınız mübarek olsun gibi bir farkındalık oluşturabiliriz. Ve perşembe günü de, yani cuma gecesi de sadece kendimiz değil, aile, çoluk çocuk, torun, ne varsa, eş, akraba, hepimiz camileri kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla dolduracağız. Bu bütün ilçemizde, şehrimizde neyi celbedecek? Rahmeti ilahiyeyi celbedecek. Camiler dolarsa, camiler çocuklarla dolarsa, kadınlarla dolarsa hem birbirimizin manevi feyzinden istifade edeceğiz hem de Cenab-ı Allah'ın rahmeti ilahiyesi coşacak
ve bize daha çok bereket verecek, daha çok rahmet verecek, daha çok rızık verecek, daha çok huzur verecek inşallah. Rabbim rahmetimizi, bereketimizi, huzurumuzu, sükunumuzu bol eylesin inşallah. Şimdiden 3 aylarınızı tebrik ediyorum. Şimdiden Kandil gecemizi tebrik ediyorum. Rabbim bu 3 ayları dolu dolu geçiren, 2017 senesinin 3 aylarını farklı yaşadım. Bundan önce hiç böyle yaşamamıştım ama 2017'yi dolu dolu yaşadım diyen bahtiyar kullarından eylesin. Sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Cumamız mübarek olsun. Allah rızası için El Fatiha.